Efendim gün sonundan iyi geceler. Ben Selver Gözalçık. Gün içerisinde bilmiyorum izlediniz mi, özellikle akşam saatlerinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı vardı. 73. Genel Kurulu toplantısı yapıldı. Daha önce de birkaç tanesini canlı yayınladığımız bölümlerde özellikle bizim liderlerimiz gittiği zaman izlemiştim. İlk defa bu kadar ilginç bir genel kurul toplantısı gördüm. Hele hele bir Amerikan başkanı konuşurken ona kahkahalarla gülündüğünü ilk defa gördüm, açık söyleyeyim. Daha ilk defa gördüğüm başka bir şey, ilk defa bir konuşmacının sırasını kaçırdığını gördüm. Tevafuk oldu, ilginçtir. Hemen Sayın Erdoğan'dan önce konuşmak durumunda kaldı Trump. Tevafuk mudur yoksa kendileri mi ayarladılar, Amerikalılar mı ayarladılar bilmiyorum. Çünkü Amerikan başkanı işte kendisini överek başladı konuşmasına. Kendisini övmüş, işte bizden önce Amerika şöyleydi ama Amerika'ya biz geldik, şöyle yaptık, böyle yaptık dedi. Genel kuruldan ciddi kahkahalar yükseldi bu söylemlerine. Sanki lokal bir politika toplantısı yapıyor gibi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yüzlerce ülke var orada, onlarca ülke var diyeyim. Ve o ülkelerin genel başkanları var, devlet başkanları var. Onların karşısına çıktı. Amerika'da biz şöyle yaptık, böyle yaptık. Amerikan ekonomisi çok iyi falan dedi. Sonra dünyayla köprüler attı Trump. Uluslararası Ceza Mahkemesi etkinliği kimiştir, desteğimizi çekiyoruz dedi. Başka birçok konuda nedir? BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekiliyoruz dedi. Sonra Rusya'ya, İran'a, Çin'e, Avrupa'ya, önüne kim geldiyse, hele Almanya ile ilgili bir cümle kurdu. Almanya Dışişleri Bakanı hem gülümsedi, yani şey, bizde şey derler ya, öyle müstehsi bir şekilde denir ya, gerçekten dalga geçer gibi gülümsedi ve sonra da kafasını olumsuz bir şekilde salladı. Yani Amerikan başkanının konuşmasının detaylarını vereceğiz biraz sonra. Siz de göreceksiniz. Hatta izlenim halinde de hazırladık. O izlenimi de sizlerle paylaşacağız. Çünkü gerçekten ilginç bir genel kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında aslında bakarsanız hem bölgenin hem dünyanın sorunlarına değindi. Özellikle Amerika'ya karşı uyarıları vardı. İsim vermedi. Özellikle söyleyeyim bunu. İsim vermedi ama Amerika Birleşik Devletleri'ni resmen, isim vermeden, tekrar ediyorum, isim vermeden teröre destek veren ülke olarak saydı efendim. İsim vermedi ama ya binlerce tır yardım dedi, binlerce kargo uçağıyla silah gönderdiniz YPG'ye, PYD'ye, terör örgütlerine, FETÖ'nün elebaşını hala ülkenizde tutuyorsunuz dedi. Dolayısıyla bir teröre destekse FETÖ ile ilgili bütün ülkelere yaptığı uyarı çok dikkatle dinlenmesi gereken bir uyarıydı. Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması çok ciddi bir alkış da aldı. Önemli bir konuşmaydı. Şimdi önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bir bakacağız. Programın gün sonunun başlangıcında. Sonra diğer başlıklarla devam edeceğiz. Gün sonu TRT biliyorsunuz. Instagram adresimiz. En son fotoğrafın altında yorumlarınızı bırakırsanız sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Bu konuda değil. Devam edelim. İdlib'de artık kan dökülmesin. Evet, BM Genel Kurulu toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde hitap etti. Tüm dünyaya FETÖ uyarısı yaptı. Canım yandığı için söylüyorum dedi. FETÖ'ye karşı dikkatli olun ve harekete geçin dedi. Tehlikenin boyutunu anlamamış olanlar bunun bedelini ağır ödeyecekler uyarısı yaptı. Erdoğan'ın ABD'ye de kritik başlıklarda eleştirileri vardı. YPG'ye silah desteği, Suriye, Filistin ve ekonomik savaşla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ni uyardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Buradan tüm dünya ülkelerini, canım yandığı için açık söylüyorum, FETÖ terör örgütüne karşı dikkatli olmaya ve harekete geçmeye davet ediyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tüm dünyaya bu sözlerle FETÖ uyarısı yaptı. Sinsi terör örgütüyle mücadele edilmesi mesajını verdi. FETÖ elebaşı Gülen'i iade etmeyen Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirdi. Bunun başı şu anda, evet, Amerika'da, Pensilvanya'dadır. 400 dönümlük bir arazide şu anda yaşamakta ve buradan dünyanın 160 ülkesine terör ihraç etmektedir. Ne yazık ki dost bildiğimiz birçok ülke ve bunlar hala bunları bize vermemekte ısrar ediyorlar. Tabii ki hala tehlikenin farkına varmamış olanlar bunun bedelini de ağır ödeyecekler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki FETÖ okulları üzerinden uyarısını sürdürdü. FETÖ terör örgütünün Amerika'nın 27 eyaletinde sadece charter school'lar aracılığıyla devlet bütçesinden yılda aldığı para 763 milyon dolardır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. oturumunda konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından çıktı kürsüye. Öncesinde ise ABD Başkanı Trump'la Birleşmiş Milletler salonunda görüştü. Kısa süre sohbet etti. Kürsüdense ABD'ye sadece FETÖ uyarısı yapmadı. ABD'nin terör örgütü YPG'ye verdiği silah desteğini hatırlattı. Hem eleştirdi hem uyardı. Taktik çıkarları uğruna teröristleri on binlerce tır ve binlerce kargo uçağı silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir. Bir yandan terör örgütlerini desteklemek, diğer yandan kapıları mültecilere kapatmak, bunun tüm yükünü de Türkiye gibi birkaç ülkeye yüklemek kimsenin geleceğini daha güvenli, daha müreffeh yapmaz. Sözü Soçi'deki İdlib mutabakatına getirdi. Katliam önlendi dedi. Suriye için hedef çizdi. Hedefimiz Münbiç'ten başlayarak Irak sınırına kadar olan Suriye topraklarının tamamını teröristlerden temizlemektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin Filistin konusundaki tavrını da eleştirdi. Filistinlilere uygulanan zulme ses çıkartmayanların onlara yapılan yardımları kısma konusundaki gayretleri sadece, evet, zalimlerin cesaretini artırmaktadır. Tüm dünya arkasını dönse bile, Türkiye olarak biz mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Erdoğan'ın ABD'ye eleştirileri ekonomi üzerinden de sürdü. Ekonomik savaşların silah gibi kullanılmasına karşı sessiz kalamayız dedi, ekledi. Bu çarpık gelişmelerin zararı eninde sonunda her ülkeye dokunacaktır. Dünya ticaret düzeninin tek taraflı kararlarla bozulmasına engel olmak için hep birlikte çalışmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha dünya beşten büyüktür dedi. Birleşmiş Milletler'in yapısına reform istedi. Zaman içinde Birleşmiş Milletler'in insanlığın barış ve refah beklentilerini karşılamaktan uzaklaştığı da bir gerçektir. Dünyanın diğer bölgelerine yaşanan zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür. Böyle önemli bir yapının adı sürekli başarısızlıklarla anılan bir kurum haline gelmesine bizim gönlümüz rıza göstermiyor. Erdoğan, Birleşmiş Milletler bünyesinde İstanbul'da Birleşmiş Milletler Gençlik Kuruluşu'nun kurulması önerisini tekrarladı. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının özeti bu. Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu görüşmelerinde ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hemen önce kürsüdeydi. Ülkesinin çıkarına olmayan konularda muhataplarını eleştirdi. Trump konuşmasında adeta dünyayla köprüleri attı. Suriye, İran, Venezuela, Çin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, Uluslararası Ceza Mahkemesi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde verdi veriştirdi. Tüm dünyayla köprüleri attı. But in matters of prosperity. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına olmayan konularda muhataplarını eleştirdi. Ticaret savaşlarına değindi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Amerika Birleşik Devletleri'nin zenginliklerini yağmalatmayacakları ifadesini kullandı. Dünya Ticaret Örgütü'nü hedef aldı. İran'a yönelik yeni yaptırımlar olacağını da söyledi Trump. Tahran yönetimini bölgede karışıklık çıkarmakla suçladı. Üye ülkelerden de İran'ı izole etmesini istedi.
Biz bütün ülkelerden İran'ın politikaları devam ettiği müddetçe İran'ı izole etmesini istiyoruz. Trump'ın eleştiri oklarından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi de nasibini aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İnsan Hakları Konseyi'nden çekileceklerini söyledi. İnsan haklarını kötüye kullananlar ABD'ye ve dostlarına iftira edenlere göz yumuyordu. Reform önerisini verdik ama adım atılmadı. Bu yüzden ABD yapabileceği tek adımı atıyor ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çekiliyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de desteği çektiklerini duyurdu. Küreselleşmeye karşı olduklarını da ifade eden Amerikan Başkanı Trump, küresel göç sözleşmesine de katılmayacaklarını belirtti. Trump, Avrupa'ya da eleştiri oklarını yöneltti. Ancak özellikle Almanya'ya yüklendi. Politikalarını değiştirmezlerse Rus gazına bağımlı olacakları uyarısında bulundu. Biraz sonra sizlerle Almanya'nın ne tepki verdiğini de paylaşacağız bu konuyla ilgili, özellikle haberin son bölümüyle ilgili. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Amerika Birleşik Devletleri'ne beklendiği üzere sert çıktı. Diyalogdan daha iyi bir çözüm olmayacağını söyledi Ruhani. ABD yönetimini İran hükümetini devirmeye çalışmakla suçladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İsrail ve Filistin arasında İki devletli çözüm, İran sorununun çözümünde ise diyalog ve çok taraflılık çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'nda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ardından konuşan liderler Washington yönetimini sert sözlerle eleştirdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington yönetiminin uluslararası kuruluşları faydasız hale getirmeye çalıştığını, güvenlik meselesinin Amerika Birleşik Devletleri'nin oyuncağı olmadığını söyledi. Ruhani, diyalogdan daha iyi bir çözüm olmayacağını, kimsenin zorla müzakere masasına oturtulamayacağını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yönetimini devirmeye çalıştığını söyleyen Ruhani, İran'a yönelik yaptırımları ise ekonomik terörizm olarak değerlendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İran sorununun çözümü için diyalog ve çok taraflılık çağrısında bulundu. Macron, Trump'ın üye ülkelerin İran'ı izole etme çağrısının krizi daha da derinleştireceğini savundu. Fransa Cumhurbaşkanı İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözüm konusundaki görüşünü de yineledi. Emmanuel Macron, İsrail ve Filistin arasında başkentin Kudüs olacağı iki devletli çözümün barışa ilerlemenin tek yolu olduğunu söyledi. Orta Doğu'da İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulamalarına tepki gösteren Macron, tek taraflı kararlar alarak veya Filistinlilerin meşru haklarını ayaklar altına alarak barışın sağlanamayacağını vurguladı. Efendim, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'nda ilginç anlar yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump genel kurula geç kaldı. ABD Başkanı'nın kendini övmesi de katılımcıları epeyce bir güldürdü. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın birbirleriyle görüşmeyeceklerine ilişkin açıklama yapması gerilimi arttırdı. Genel Kurul'un bu yıla özgü bebek katılımcısı da vardı. O da hayli dikkat çekti. Savaşlar, işgaller, katliamlar, göçmen krizi. Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu bu sorunlar gölgesinde başladı. Liderlerin hitaplarının ilk gününde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump genel kurula geç kaldı. Trump konuşma sırasını kaçırdı. Bunun üzerine 4. sırada konuşması gereken Trump 5. sıraya kaydırıldı. Trump'ın konuşmasının birkaç cümlesi henüz tamamlanmamışken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir ilk de yaşandı. Katılımcılar Amerikan Başkanı'nın kendini övmesine güldü. My administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında görüşme gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin de karşılıklı açıklamalar vardı.
Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun başkanları Trump ya da kendisinin İranlı liderlerle görüşebileceğini söylemesinin ardından İran'dan cevap gecikmedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump'la görüşme planının olmadığını, ilişkilerde ilerleme istiyorsa ambargo ve tehdit dilinin kullanılmaması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Taleplere rağmen İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşme planım yok, belki gelecekte ifadesini kullandı. Genel kurulda gerilimli anların yanı sıra yüzleri güldüren olaylar da yaşandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarihinin en genç konuklarından birini ağırladı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, genel kurul görüşmelerine 21 Haziran'da dünyaya gelen kızı Nevete Aroha ile katıldı. Başbakan Ardern ile 3 aylık bebeğinin görüntüleri yüzleri gülümsetti. Bebek Gayford'un kimlik kartında First Baby yazması da dikkat çekti. First Baby. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki temaslarını çarşamba akşamı tamamlayacağını hemen aktarayım, yani bu gece. Erdoğan ABD'den Almanya'nın başkenti Berlin'e geçecek. Bunda daha önce aktarmıştık sizlere. Bir New York'a dönelim. Özlem Öztürk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'daki programı ve Almanya ziyaretiyle ilgili detayları alalım sevgili Özlem. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin önünden gerçekleştiriyoruz bu yayınımızı. Artık Birleşmiş Milletler'deki ikili görüşmelerini tamamlamak üzere önümüzdeki saatlerde, dakikalarda da buraya gelmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son Hırvatistan Cumhurbaşkanı ile görüştü ama öncesinde Yunanistan Başbakanı Tsipras'ı kabul etti. Slovenya Cumhurbaşkanı ve Mozambik Devlet Başkanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili temasları kapsamında. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı'na Dünya Sağlık Örgütü Başarı Ödülü layık gördü. Çünkü bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü ve önlenmesinden dolayı ve bu ödül Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi bugün Birleşmiş Milletler kapsamında yapılan çalışmalarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok mesaj verdi. Genel kurulda dünya liderlerine hitap ederken Suriye'ye değindi. Birleşmiş Milletler'in yapısına değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan ama bir değindiği nokta vardı ki o da ticaret savaşlarıydı. Özellikle ticari anlaşmaların keyfi olarak iptal edilmesi ve korumacı politikaların yaygınlaştırmasına tepki gösterdi ve sessiz kalamayız dedi. Bu çarpık gelişme sürdükçe eninde sonunda her ülkeye dokunacaktır diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte ekonomiyle ilgili mesajlarını New York'taki son temasında yeniden dile getirecek. Çünkü New York'tan ayrılmadan önce bu gece Perşembe gecesi sabah saatlerinde 02 civarında yatırımcılarla ve iş adamlarıyla bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ekonomisinin gücünü anlatacak ve ticaret savaşlarına verdiği tepkiyi bir kez daha dile getirecek ve bu temasını tamamladıktan sonra da New York'tan Berlin'e hareket edecek. 7 yıl aradan sonra Türkiye'den Almanya'ya ilk devlet ziyaretini böylece gerçekleştirmiş olacak. Hem Berlin'de hem Köln'de programları var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Berlin'e iner inmez sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi Almanya'da da önemli bir başlık olacak. Almanya'nın önde gelen firmalarının temsilcileriyle de yine bir görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan diyelim ve stazı yeniden size bırakalım. Peki Özlem, yağmurun altında seni de daha fazla bekletmeyelim. Çok teşekkür ederiz aktardığın bilgiler için. Takip etmeye devam edeceğiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın temaslarını. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak da Amerika'da, New York'ta Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Onlara hitap etti Albayrak. Türkiye'nin borçlanma bakımından diğer yükselen piyasa ekonomileri ve dünya ortalamasından daha iyi durumda olduğunu belirtti. Başka detaylar var. Onlar da haberdi. Türkiye kamu, hane halkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değildir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Amerikalı iş insanlarına böyle seslendi. ABD Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ortaklığında düzenlenen Türkiye'nin Finansal Reformları ve Türk Ekonomisi isimli konferansa çok sayıda Amerikalı iş insanı katıldı. Albayrak, Türkiye'nin kamu borçları konusunda diğer birçok ülkeye göre iyi durumda olduğunu söyledi. Türkiye'de kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı %28. Yükselen ve gelişmekte olan ülkelerin ortalaması %49. OECD ortalaması ise %110 civarında. Bu demek oluyor ki Türkiye kamu borcu alanda gayet iyi durumda. Hane halkı borçlanmasının gayri safi yurt içi hasılaya oranı Türkiye'de %16. Yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde bu oran %36 ve küresel ortalama %60. Türkiye bu alanda da iyi.
Albayrak, 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin çok sıkıntılar çektiğini hatırlattı. Türkiye'nin daha şiddetli saldırıyla karşı karşıya kaldığını ancak buna rağmen ciddi bir sorun yaşamadığını vurguladı. Ben Eylül 2001 döneminde New York'ta yaşıyordum. Bu nedenle Amerikalıların 11 Eylül saldırıları sonrasında nasıl bir travma yaşadığını iyi biliyorum. Bu empatik yaklaşımla sizler 11 Eylül'de yaşadığınız acının onlarca hatta yüzlerce katını tecrübe ettiğimizi bilmelisiniz. Berat Albayrak, ithalat-ihracat dengesinde iyileşmeler olduğunu belirtti. Albayrak, yeni ekonomi programına da değindi. Bankacılık sektöründe son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle ihtiyaç oluşması durumunda Türk hükümetinin gereken desteği vermeye hazır olduğunu söyledi. Evet, Birleşmiş Milletler ve Amerika'daki temaslarla ilgili sayfamızdan haberler bu kadar. Yaklaşık ilk 20 dakikamız bu bölüme ayrılmış vaziyetteydi. Bakalım sizler neler söylemişsiniz Birleşmiş Milletler'le ilgili. Ayla Hanım'a, Levent Bey'e ve Yunus Bey'e teşekkür edelim. Emine Bildik demiş ki reis beni yine gururlandırdı bizi. Ver Mehter demiş. O işlere Erkan bakıyor. Erkan verir. Recai Şahin Amerikan Başkanı'nın sağlık durumuyla ilgili bir yorumda bulunmuş. Onu yapmayayım ben Recai Beyciğim. Serkan Bey iyi yayınlar diyor. İnegöl'den selam etmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'ye yine raconu kesti demiş. Yunus Bey baş tacımız demiş. Dünya 5'ten büyüktür demiş Ayla Hanım. Amerika ambargo koyuyor demiş Harun Demir Rafik. Biz niye karşı çıkmıyoruz? Ben ana kardeşim, ben ticaretime bak. Ha şu İran'a falan, İran'a konulan ambargo ile ilgili diyorsun. Yok zaten kimsenin körü körüne kabul ettiği yok. Ne Türkiye ne Avrupa Birliği ülkeleri böyle bir şeyi kabul etmiş değil. Amerika zaten biraz önce konuşmasında verdik, izlediniz değil mi? Her tarafla alakayı kesti adam. Yani benim menfaatime ise ben sizinle iletişim kurarım. Eğer değilse kusura bakmayın, hiçbirinizle işim yok diyor adam. Bildiğiniz yaptığı şey bu. Ama bak öyle olmuyor işte uluslararası ilişkiler. Mecburen iletişim kurmak durumunda kaldığı zaman da ne yapacak onu da çok merak ediyoruz. Gerçi hala o koltukta oturuyor. Olursa hemen şurada 2 ay sonra seçimlerde ilk sınavını verecek ki bu sınavın iyi geçeceğini kimse beklemiyor. Bakalım nasıl olacak. Gerçi geçen bizim Amerika'daki muhabirlerden Baybura ile konuşuyorduk. Baybura bir şey diyor, Selver diyor yani. İlginçtir bu dışarıdaki imajı diyor. İçeride pek yok hala. Ekonominin iyiye gitmesi özellikle onun için artı puan yazıyor. Yani her şeyi bekleyebilirsin dedi bana. Bakalım, bekleyeceğiz ve göreceğiz. İç siyasetle devam ediyoruz efendim. Efendim AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında yerel seçimlerde ittifak konusunda ilk görüşme gerçekleşti. Taraflar prensipte anlaştı, detaylara girilmedi. İttifaka sadık kalınacağı vurgulandı. Bundan sonraki görüşmelerin heyetler arasında yapılması da kararlaştırıldı. Cumhur İttifakı, millet aklı. Biz Cumhur İttifakı noktasındaki hassasiyetimiz neyse, bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyeti tabii ki koruruz. Böyle bir dayanışma içerisinde olmayı arzu ederiz. Ve bunun devamının da ülkenin geleceği açısından faydalı olduğuna inanırız. Cumhur İttifakı'nın çoğunluğuyla temellenmesini ve teminini hedeflediğimiz önümüzdeki mahalli idareler seçimleri kadınlarımızın gücüyle Türkiye'nin önünü açacak, ilave olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kökleştirecektir. Kimin ne dediğinin önemi yoktur. Liderler talimat verdi. Yerel seçim için ittifak görüşmeleri başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ilk görüşmeyi yaptı. Özhaseki, detaylara girilmeyen görüşmede ittifaka sadık kalınacağını ve bundan sonra ittifak için heyetler arası görüşmelere başlanacağını bildirdi. Sadir Durmaz da yaptığı açıklamada görüşmelerin devamı konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti. Liderler olarak görüşme noktasında her zaman bunu açığız. Heyetler arasındaki toplantıların ardından son karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı görüşme sonrasında verilecek. O görüşmenin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri seyahatinden sonra olması bekleniyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Strateji belgesi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Yol haritasına ilişkin takvim de belirlendi. Buna göre aday olmak isteyen il ve ilçe başkanlarından 1-12 Ekim tarihleri arasında istifa etmeleri istenecek. Aday adaylığı için başvurularsa 1 Ekim'de başlayacak, 19 Ekim'de sona erecek. CHP yerel seçim hazırlıklarına hız verdi. Yol haritasına ilişkin takvim belirlendi. Yerel seçim strateji bildirgesine son şekli verildikten sonra aday belirleme süreci başlayacak. Aday olmak isteyen il ve ilçe başkanlarına genelge gönderilecek, 1-12 Ekim tarihleri arasında istifa etmeleri istenecek. CHP'de aday adaylığı başvuruları ise 1-19 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Aday adaylarının başvuruları alınırken birçok kriter göz önünde bulundurulacak. Belirlenen kriterlere uymayanların başvuruları kabul edilmeyecek. Kılıçdaroğlu'nun 13 Ekim'de Ankara'da yerel seçim strateji belgesini açıklaması planlanıyor. Bu toplantıyla aynı zamanda yerel seçim startı da verilmiş olacak. Sonrasında adaylar ilan edilmeye başlanacak. Ancak CHP adaylarının tamamını bir günde açıklamayacak. Öncelikle üzerinde uzlaşılan ve herkesin hemfikir olduğu adaylar duyurulacak. CHP'de aday belirleme parti meclisi onayı gerektirdiği için adaylar belirlenene kadar her hafta ya da 10 günde bir parti meclisi toplantısı yapılacak. O toplantıda kesinleşen isimler aday olarak açıklanacak. Bu arada CHP milletvekili Enis Berbaroğlu hakkında verilen mahkumiyet kararının gerekçesi açıklandı. Kararda dava konusunun devlet sırrı niteliğinde olduğuna dikkat çekildi. Kararın bir örneği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek. Mahkumiyetin kesinleştiğine dair Yargıtay kararı mecliste okunursa Berberoğlu'nun vekilliği düşecek. MİT faaliyetleri gizlidir. Verilen bilgi devlet sırrıdır. Berberoğlu bunu bilecek tecrübeye sahiptir. İşte Yargıtay'ın CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu kararının gerekçeleri. Yargıtay, Berberoğlu'na gizli kalması gereken bilgileri açıklamak suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Ancak cezanın infazı için milletvekilliğinin sona ereceği zaman işaret edildi. Berberoğlu karar sonrası tahliye oldu. O kararın 57 sayfadan oluşan gerekçesinde hukuk devletinde devlet sırrı ve casusluk kavramları irdelendi. Kararda dava konusu olay devlet sırrı niteliğindedir ve sırrın açıklanması doğrudan milli savunmayı ve ülkenin siyasal menfaatlerini hedef alır denildi. Berberoğlu'nun eyleminin ise devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçunu oluşturduğu vurgulandı. CHP milletvekilinin eyleminin sonuçlarını bilebilecek birikime sahip olduğunun altı çizildi. Kararın bir örneğinin meclise gönderilmesi kararlaştırıldı. Mahkumiyetin kesinleştiğine dair karar mecliste okunursa Berberoğlu'nun vekilliği düşecek. Terörle mücadeleye devam ediyoruz. Terör örgütü PKK'nın kış hazırlıklarına darbe üstüne darbe indiriliyor. Siirt, Hakkari, Van ve Kars'taki operasyonlarda ele geçirilen el yapımı patlayıcı, barınak, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi. Diyarbakır'da 21 ayda 149 terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı. Batman'da da PKK'nın elebaşlarından Sait İlmin sağ yakalandı. Yoğun operasyonlarla teröristler her gün biraz daha köşeye sıkışıyor. Terör örgütünün kış üstlenmeleri imha ediliyor. Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında ikisi kadın 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 mağara tespit edildi. Mağaralarda kış hazırlığı yapan teröristlere ait 2 uzun namlulu silahla mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Hakkari'deki operasyonlar da aralıksız devam ediyor. Komandolar Yüksekova'daki 3000 rakımlı Buzul Dağları'nda operasyondaydı. Teröristlere ait çok sayıda sığınak ve yaşam malzemesi imha edildi. Van'ın Çatak ilçesi kırsalında arazi aramalarında 5 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Kars'ın Kağızman ilçesinde de toprağa gömülü vaziyette bulaşık deterjanı bidonu içinde bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi. Diyarbakır'da ise bölücü terör örgütüne indirilen ağır darbenin bilançosu açıklandı. 21 ayda onu sözde üst düzey olmak üzere 149 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün elebaşları da tek tek etkisiz hale getiriliyor.
Jandarma halkın verdiği bilgi üzerine bir teröristin Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında olduğunu tespit etti. Roşat Kod adlı terörist Sait İlmin güvenlik güçlerince kıskıvrak yakalandı. Teröristin üzerinde tabanca, el bombası ve yüklü miktarda para bulundu. Yakalanan teröristin örgütün Bingöl'le Yüksekova'daki sözde sorumlusu olduğu ve Batman'daki üst düzey kamu görevlilerine saldırı yapmak için geldiği belirlendi. Çıkar üstündekini. Başka kimse yok içeride değil mi? Efendim, güvenlik güçleri terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye nefes aldırmıyor. 1 Ocak'tan bu yana yurt içinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 30.433 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6.087 kişi tutuklandı. Çok sayıda operasyon düzenlendi. Terör örgütü üyelerine nefes aldırılmadı. Güvenlik güçleri 9 ayda 30.433 terör şüphelisini gözaltına aldı. Açmanız! 1 Ocak 23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 6.087 kişi tutuklandı. Terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye ağır darbe vuruldu. Operasyonlar yurt genelinde farklı kentlerde eş zamanlı olarak düzenlendi. Aralarında çok sayıda yabancının da bulunduğu terör örgütü PKK-KCK üyesi 11.917 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemi yapılanlardan 2.707'si tutuklandı. Öte yandan Fethullahçı terör örgütünün faaliyetlerinin açığa çıkarılması ve sonlandırılması için yürütülen çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Örgüt üyelerine göz açtırılmıyor. Yılbaşından bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlarda 19 bine yakın şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanlardan 3.380'i cezaevlerine konuldu. Fethullahçı terör örgütünün hava kuvvetleri imamı Firari Adil Öksüz'ün yengesi Şenay Öksüz'ün yargılandığı dava karara bağlandı. Öksüz, FETÖ-PD'ye silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Şenay Öksüz tutuklu bulunduğu cezaevinden Segbis'le bağlandı. Duruşmada son savunmasını yapan Şenay Öksüz hakkındaki suçlamaları reddetti, beraat ve tahliyesini istedi. Ardından mahkeme heyeti davaya ilişkin kararını açıkladı. Şenay Öksüz FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Öksüz'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Eski Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Sedat Laçiner'in yargılandığı FETÖ davasında mahkeme kararını verdi. Laçiner 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sedat Laçiner'in yargılandığı FETÖ davasının duruşması Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti Laçiner'i FETÖ üyeliği suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sedat Laçiner'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Eski Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Sedat Laçiner, FETÖ soruşturması kapsamında 20 Temmuz 2016'da gözaltına alınmıştı. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan Laçiner cezaevine gönderilmişti. Trabzon'da da FETÖ hücre evine operasyon yapıldı. Örgütün sözde üst düzey sorumlusunun evinde yapılan aramada yüklü miktarda para ve sahte kimlik ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, örgüt elemanlarına sahte kimlik sağlayan kadının hedef şaşırtma yöntemini de deşifre etti. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ üyelerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Trabzon'da da güvenlik güçleri belirlenen adreslere baskın yaptı. Örgütün sözde üst düzey sorumlusunun evindeki gizli bölmede yüklü miktarda para ele geçirildi. Evdeki çok sayıda cep telefonu ve bilgisayara da el konuldu. 14. Ayrıca kentteki öğretmenlerden sorumlu sözde üst düzey örgüt yöneticisinin üzerinden sahte kimlik çıktı. Soruşturmanın seyrini değiştiren bu gelişme üzerine ekipler örgüt üyelerine sahte kimlik temin eden S.Ü. isimli kadına ulaştı. Ayrıca kadının görüşme yerine gitmek için kullandığı yöntem de deşifre edildi. Daha önce FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan kadının takip edilmemek için görüşme yerlerine 4 minibüs değiştirerek gittiği anlaşıldı. Zanlı güvenlik güçleri tarafından takip edildiğini anlayınca sahte kimlikleri lavaboya atarken yakalandı. Bu arada kira sözleşmeleri incelendiğinde hücre evlerinin örgüt mensubu olan ancak arama listesinde bulunmayan şahıslar tarafından tutulduğu belirlendi. İl genelinde son bir yılda FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlarda 19'u hücre evi, 4'ü ise öğrenci evi olarak kullanılan adreste 48 kişi yakalandı.
Dış haberlerle devam edelim efendim. Amerikan Başkanı Trump'ın konuşmasında teşekkür ettiği ülkelerden birisi olan İsrail, Filistinlilere saldırılarını sürdürüyor. İsrail askerleri Gazze'deki büyük dönüş yürüyüşü gösterilerine bir kez daha gerçek mermilerle müdahale etti. Bir Filistinliyi daha şehit ettiler, 90 kişi yaralandı. Mescid-i Aksa'da da Yahudi provokasyonları devam ediyor. 400'den fazla fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi. Orantısız güç kullanıyor. Filistinlileri gerçek mermilerle hedef alıyor. Mescid-i Aksa'da provokatif adımların ardı arkası kesilmiyor. İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü sınır tanımıyor. İsrail askerleri barışçıl büyük dönüş yürüyüşü gösterilerine yine gerçek mermiyle müdahale etti. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki Filistinli Muhammed Ebu El Sadık şehit oldu. 90 Filistinli de yaralandı. Yaralılar arasında Anadolu Ajansı'na çalışan serbest kameraman Muntasır Es-Savaf da vardı. Görevini yaptığı sırada İsrail askerlerinin attığı gaz kapsülü ayağına geldi. İlk yardım ekipleri Savvaf'a olay yerinde müdahale etti. İsrail'in provokasyonları da sürüyor. 400'den fazla fanatik Yahudi, İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya girdi. Mescid-i Aksa'nın avlusunda yüksek sesle İsrail Ulusal Marşı'nı söyledi. İsrail polisi Harem-i Şerif İmar Komitesi'nin 3 çalışanını da gözaltına aldı. Öte yandan Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii'ne Müslümanların girişi 2 günlüğüne kapatıldı. Kapatma gerekçesinin Yahudilerin Sukot Bayramı olduğu açıklandı. Harem-i İbrahim Camii'nin Filistinliler için önemi büyük. 1994'te İsrail fanatikler sabah namazı kılan Müslümanlara ateş açmış, 29 Filistinli şehit olmuştu. Efendim, Washington yönetimi Rusya'dan S-400 aldığı için Çin'e 200 milyar dolarlık yeni gümrük vergisi koydu. İlişkiler daha da gerildi. Washington'ın bu yeni adımına Pekin'den de sert yanıt geldi. Çin hükümeti ABD Başkanı Donald Trump'ı kabadayılık yapmakla suçladı. Amerika Birleşik Devletleri boğazımıza bıçak dayamışken görüşmeler nasıl ilerleyebilir ki? Bu değerlendirme Amerika Birleşik Devletleri'nin başlattığı ticaret savaşlarının bir numaralı hedefi Çin'den geldi. Pekin yönetimi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı kabadayılık yapmakla suçladı. Ticaret savaşlarında taraflar her gün yeni bir kart açıyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Çin'e yönelik birçok mali yaptırımın ardından 200 milyar dolarlık yeni bir gümrük vergisi daha getirdi. Pekin yönetimi bu adıma 60 milyar dolarlık bir ek vergi dilimiyle yanıt verdi. Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Wang Shuwen buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelere hazır olduklarını söyledi, kapımız açık dedi. Ancak eşit muamele ve karşılıklı saygı vurgusu da yaptı. Görüşmelerin etkin olabilmesi için öncelikle eşit muameleye ve karşılıklı saygıya ihtiyacımız var. ABD başkasının boğazına bıçak dayamaya benzer önlemler aldı. Bu haldeyken görüşmeleri nasıl yürütebiliriz ki? Uluslararası gözlemciler Çin'in sonuç vermeyecek görüşmeler yerine bir süre beklemede kalmayı tercih edebileceğini belirtiyor. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı adımlara karşı Pekin yönetiminin de sessiz kalmayacağı vurgulanıyor. Avrupa Birliği, Rusya ve Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni ambargolarını delmek için harekete geçti. İran'la yapılan nükleer anlaşmayı bozmayan Avrupa Birliği, Tahran'da yeni bir ödeme mekanizması üzerinde çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yeni yaptırımları 4 Kasım'da uygulamaya başlayacak. Washington yönetimi müttefiklerinden bu tarihe kadar İran'la ticareti sona erdirmelerini istedi. Amerika 4 Kasım'dan itibaren İran'la ticaret yapan kişi ve kuruluşları kara listeye alacak. Avrupa Birliği İran'la yapılan nükleer anlaşmayı Amerika'ya rağmen bozmadı. Hatta ileri bir adım atarak Washington'ın yaptırım kararını geçersiz kılacak bir ödeme mekanizması için kolları sıvadı. İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin'in dışişleri bakanlarıyla İran Dışişleri Bakanı yeni finansal ödeme mekanizması ile ilgili ortak bildiri yayımladı. Birleşmiş Milletler'de İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarifi ile bir araya gelen birliğin dış ilişkilerinden sorumlu temsilcisi Federica Mogherini yeni mekanizma girişimini açıkladı. İran'ın petrol başta olmak üzere ihracatı ve ithalatı ile ilgili ödemeleri kolaylaştırmak üzere başlatılan girişimi taraflar memnuniyetle karşılamıştır.
pursuing legitimate business with Iran. Özel amaçlı araç adı verilen yeni finansal sistem İran'la meşru iş yapan işletmelere yardımcı olmayı ve güvence vermeyi amaçlıyor. Bunun için Avrupa şirketlerinin İran'la yaptığı ticaretin meşruiyetini devam ettirmeyi sağlayacak bir kurum oluşturulacak. Bakalım Donald Trump ne yapacak? Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çekilecek mi? Merak edilen sorunun yanıtını ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton verdi. Bolton, İran Suriye'den çıkana kadar orada istedi. İran Suriye'den çıkana kadar oradayız. İfadelerin sahibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton. Bolton bu sözleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den yakın zamanda çıkmayacağını da ifade etmiş oldu. Bolton, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Elçisi Nikki Haley ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile New York'ta basın toplantısı düzenledi. Ülkesinin Suriye'deki varlığına değinen Bolton, İran silahlı güçleri ülke sınırları dışında olduğu sürece Amerikan birliklerinin Suriye'den çekinmeyeceğini söyledi. Amerikalı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada Suriye'den çıkmak için DAEŞ'ın yok olmasını beklediklerini duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Rusya ile ilişkileri değerlendirdi. Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmeyi umduğunu belirten Pompeo, Moskova yönetimiyle ortak paydada buluşmaya çalıştıklarını belirtti. Pompeo, Washington'ın aleyhine yapılan faaliyetlerinde karşılık bulacağı uyarısında bulundu. Akdeniz'de düşen Rus uçağına ilişkin kriz de sürüyor. Moskova, Washington ve Tel Aviv'i uyardı. Rusya, bölgeye gönderilecek S-300 hava savunma sistemleriyle Suriye'de hava sahasının bazı bölgelerde kapatılabileceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Suriye'de İran'a yönelik askeri operasyonları sürdüreceğiz dedi. Akdeniz'de Rusya ile İsrail arasındaki gerginlik büyüyor. Rusya'dan uçağının düşürülmesinden sorumlu tuttuğu İsrail'in Suriye'deki operasyonlarına büyük darbe vuracak bir açıklama geldi. S-300 hava savunma sistemleri sayesinde Suriye'deki hava sahasının gereken bölgelerde tamamen kapatılabileceği duyuruldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Vladimir Yermakov daha önce S-300'lerin Suriye'ye verilmemesi için Moskova'ya yapılan telkinlerin artık etkisiz kaldığını söyledi. Yermakov, Amerika Birleşik Devletleri'nin S-300 füzelerinin bölgedeki gerginliği artıracağı yönündeki tepkisini de eleştirdi. S-300 sistemleri tamamen savunma amaçlıdır. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamalarını abartılı buluyoruz. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısında İsrail'in güvenliği için ne gerekiyorsa yapacağız dedi. İran'ın Suriye'de mevzi edilmesini önlemeye çalışmaya devam edeceğiz ve İsrail ordusu ile Rusya ordusu arasında askeri koordinasyonu sürdüreceğiz. Tel Aviv kabul etmese de Rusya, 15 asker taşıyan savaş uçağının düşmesinden İsrail'i sorumlu tutuyor. S-300 hava savunma sisteminin 2 hafta içinde Suriye'ye verilmesi bekleniyor. Yavru vatandan gelen bir açıklama. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununda eski müzakere yöntemlerinin bittiğini söyledi. Takvimli ve sonuç odaklı bir sürecin gündeme gelmesi zorunlu hale gelmiştir dedi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı. Kıbrıs sorununda artık eski müzakere süreçleri dönemi kapanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmek üzere New York'a gitti. Hareketinden önce Ercan Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında New York'a yapıcı bir ruhla gittiğini söyledi. Yıllardır uygulanan yöntemlerle bir yere varılamadığı anlaşıldığına göre, takvimli ve sonuç odaklı bir sürecin gündeme gelmesi ve siyasi irade ve kararlılıkla davranılması artık zorunlu hale gelmiştir. Akıncı, çözüm için ortak vizyon geliştirmenin önemine dikkat çekti. Buna aykırı gelişmeler, örneğin Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminde Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye'yi yok sayıp dışlayan tek yanlı yaklaşımlar, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine destek yerine takos koyma anlayışı Kıbrıs'ta çözüme katkı sağlamaktan çok uzak davranışlardır. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın New York'ta çok sayıda üst düzey görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor. Ve Alman din adamlarının 70 yıla yakındır sürdürdüğü taciz vahşetinin gerçek yüzü ortaya çıktı.
Alman Katolik Kilisesi bu korkunç gerçeği kabul etti. Kilise din adamlarının cinsel tacizine uğrayan binlerce çocukla ailelerinden özür diledi. Alman Katolik Kilisesi'ne bağlı din adamlarının 1946-2014 yılları arasında 3677 çocuğu taciz ettiği belirlendi. Kilise binlerce çocuk ve ailelerinden özür diledi. Almanya Psikoposlar Konferansı'na başkanlık eden Kardinal Reinhard Marx, kilise olarak çok uzun süredir görmezden geldik, inkar ettik, üstünü örttük ve gerçek olmamasını diledik dedi. Korkunç skandal hakkında Estonya'da bulunan Papa Franciscus da yorum yaptı. Katolik Kilisesi'ni sarsan cinsel taciz skandallarının inananları öfkelendirdiğini söyledi. Gençler, açıkça kınanmayan ekonomik ve cinsel taciz skandalları, hassasiyetleri ve yaşamlarını gerçekten takdir etme konusunda hazırlıksız olmamız ve onlara yüklediğimiz pasif rolden ötürü öfkeliler. Alman Der Spiegel dergisi daha önce Alman Psikoposlar Konferansı'nın isteği üzerine hazırlanan cinsel tacizlerle ilgili gizli bir belgeyi yayımlamıştı. Belgede 1946 ile 2014 yılları arasında 1670 din adamı ve rahibin çoğu erkek olmak üzere 3677 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu saptaması yer almıştı. Felaket değil mi? Hindistan'da muson yağmurları etkisini sürdürüyor. Manali kentinde bir turist otobüsü taşan Beyaz Nehri'ne düştü. Park halindeki otobüsün içinde kimse yoktu. Dolayısıyla can kaybı olmadı. Ülkenin kuzeyinde ise şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sellerde ölenlerin sayısı 25'e yükseldi. Nehir taştı. Kıyıda duran koca otobüsü içine çekti. Metrelerce sürüklenen araç suyun içinde gözden kayboldu. Görüntüler Hindistan'ın Manali şehrinden. Muson yağmurlarının etkisiyle nehirler ve kanallar taştı. Taşan Beyaz Nehri bir turist otobüsünü yuttu. Nehrin kıyısına park eden otobüs toprak kaymasıyla nehre düştü. Şans eseri o sırada otobüste kimse yoktu. Ülkenin kuzeyinde ise şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sel can aldı. 4 eyalette ölenlerin sayısı 25'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Hindistan'da bu yıl muson mevsimlerindeki şiddetli yağışların yol açtığı kazalar ve selde 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti. Efendim TRT World Forum 3-4 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek malumunuz. İkinci kez düzenlenen forumda sürpriz yenilikler var. TRT bu yıl ilk kez TRT World Citizen yani dünya vatandaşı ödüllerini verecek. İnsani çalışmalarıyla örnek olmuş isimler 4 kategoride ödülle onurlandırılacak. Değişimin gücüne inananlar, insani çalışmalarıyla dünyaya ilham olmuş isimler, onların hikayesini haberleştiren gazeteciler. Hepsi 3-4 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da TRT World Forum'da buluşacak. Fikir insanlarını ve politika yapıcıları bir araya... TRT Genel Müdürü İbrahim Eren sosyal medya hesabında bu sene ilk kez TRT World Citizen ödülleri verileceğini duyurdu. Dünya vatandaşı ödülleri 4 kategoriden oluşuyor. Yılın vatandaşı, hayat boyu başarı, eğitmen ve iletişimci ödülleri. Amaç insanlık adına mücadelesi, hizmeti ve liderliğiyle değer katmış isimleri şereflendirmek. İkinci kez düzenlenecek TRT World Forum, farkındalığı artıran ve değişime ilham olan bir medya yaratmayı hedefliyor. Yeniden düşünmek için siyaset adamları ve fikir liderleri bir araya geliyor. Yılın teması parçalanmış dünyada barış ve güvenliği hayal etme olarak belirlendi. Forumda tartışmalı küresel konular, liderler ve uzmanlar tarafından ele alınacak. 600'e yakın fikir insanı ve siyasetçi barış içinde yaşamanın formüllerini arayacak. Haberlerimize devam edeceğiz ama şimdi sizleri bir canlı bağlantı noktamıza, nereye? Giresun'a götüreceğiz. Arkadaşımız Hüseyin Atmış, müşteri veli nimetimizdir anlayışıyla 7 gün 24 saat hizmet veren bir restoranda tabii gecenin bu saatinde açık orayı buldu. Orada bekliyor. Bakalım Hüseyin tabii bizim İstanbul'da da mesai arkadaşımızdı. Şimdi gitti Karadeniz bölgesinde mesaisini sürdürüyor. Bakalım Hüseyin'in notları arasında neler var. Söz sende Hüseyin. Evet, Giresun'a geldiniz.
Hele hele de böyle yağmurlu bir havada, tüm gün yağmur yağdı. Gece geç saatlerde karnınız acıktı. Yemek yiyecek bir yer aradınız. İşte o yerin tam önündeyiz. Tam adresin önündeyiz. Burası 24 saat açık 7 gün boyunca. Bir içeri girelim. İşletme sahibiyle görüşelim. Ustasıyla bir görüşelim. Buyurun. Selamünaleyküm. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, yanımızda işletme sahibi Erol Met var. Merhabalar. Efendim. Bütün gün açıktı burası. Evet. Müşteriler geldi gitti. Evet. Gecenin bu vaktinde geldik. Müşteriler yine dolu. Evet. Nedir bu sevginin sebebi? 6-24 çalışıyoruz. Gecenin bütün sabahına kadar hizmet veriyoruz. Bizi tercih etme sebepleri lezzetimiz. Giresun'un en iyi lezzetleri bizde. Müşterimiz sağ olsun bizi tercih ediyorlar. Peki yemeklerinizin lezzetini duyduk. Evet. Bunun hakkında neler söyledin? Evet, bizim haşlamamız, kaburga kavurmamız, kavurmalarımız, ciğerimiz, pilavımız, her şeyimiz meşhurdur burada Giresun'da. Müşterilerimize 7-24 devamlı hizmet vermekteyiz. Peki bu saatte tercih edilmesini neye bağlıyorsunuz? Biz gündüz geldik, kalabalıktı. Şimdi gece saat 2'ye geldik, yine kalabalık. Dediğim gibi lezzetimizin öne çıkan noktasıdır. Lezzetimizden dolayı müşterilerimiz bize yoğunlu bir şekilde tercih ediyorlar. Hepsine teşekkür ederiz. Peki zor olmuyor mu böyle gece sabaha kadar? Zor, zor ama mecbur, işimizin gereği katlanmak zorundayız, çalışmak zorundayız, çalışıyoruz. Nasıl yürütüyorsunuz peki? Yani vardiyalı mı? Nasıl? Vardiyalı, 3 vardiyalı çalışıyoruz. 8-8, 8-16-24, 3 vardiyalı hizmet vermekteyiz. Peki yemekleri görelim mi? Hangi yemekler var? Tabii, buyurun. Buyurun. Kelle paçamız, ezomuz, mercimek, işkembe, tırnak paça, yahni. Meşhur haşlamamız budur. Giresun meşhur haşlamamız budur. İlikli. İlik suyunda pişer. Haşlamamız budur. Bu da verdiğimiz işte tas kebabı, İzmir musakka. Bunun günün yemekleri. Güvecimiz vardır. İspir kuru fasulyemiz vardır. Arnavut ciğerimiz vardır ve pilavımız vardır. Şimdi meşhur haşlamanızı duydum. Yani sırrını da soracağım şimdi ustanıza. Dilerseniz meşhur haşlamanın sırrını soralım. Çünkü özellikle onun için geliyorlar müşteriler. Benim, evet, gördüğüm kadarıyla. Evet, evet. Özellikle haşlamamız için daha çok yol tercih ediyoruz. Ustanıza soracağız şimdi. Tabii, ustamız burada. Buyurun. Kolay gelsin. Sağ olasın, hoş geldiniz. Usta, merhaba. Merhaba. Şimdi haşlamanızın metnini duyduk. Tabii. Özellikle müşteriler bu haşlama için geliyorlar buraya. Tabii. Haşlamanın sırrı nedir? Haşlamanın sırrı özel dinlenmiş et. Bunu hazırlayışı ve yapılışı. Nasıl hazırlıyorsunuz? Bize bir anlatır mısınız? Yani böyle sırrını vermek gibi olacak ama. Ya şimdi haşlamayı belli bir standart şeklinde kesiyorum. Onun suda güzel kanı çıkıyor. Kanı çıkandan sonra normal ocağa atıyorum. Artık gerisi pişirme. İçinde ben farklı farklı malzemeler gördüm ama onu söylemeyeceksiniz herhalde. Var, illaki var. Tabii. Neler atıyorsunuz için? Ya özellikle genelde soğanı var, biberi var, patatesi var. Artık diğer malzemeler kalsın. Sır orada. Şimdi ustamız sırrını vermemek için bayağı bir direniyor. Ben yayından önce de sordum. Ya bir yere kadar anlatırım ama detayları vermem demişti. Ya şu haşlamamızı ben bir yakından göstermek istiyorum size. Hakikaten yani şudur. Ve yani görüntüden belli, çok lezzetli görünüyor. Buranın da en meşhur yemeği bu. Bu lokantanın. Evet Erol Bey, çok teşekkür ederiz. Ustama da çok teşekkür ederiz. Evet, 7-24 çalışan, 6-24 çalışan bir lokantadayız. Lezzetli yemeklerle biliniyor. Yolu Giresun'a düşenler olursa biz tavsiye ederiz. Hakikaten lezzetli bir lokanta. Sabaha kadar çalışıyorlar. Müşterilerine veri nimet diyerek hizmet ediyorlar. Biz de tavsiye ederiz ve sözü tekrar Hüseyin, Ankara'ya bırakalım. 7-24'te 6-24'e düştü. O 6 olduysa bir gün kapalı, hangi gün kapalı onu söyle bana. Hangi? Doğru. Hangi gün kapalı diye soruyorlar. 6-24'e düştük. Pazar günü kapalıyız. Pazar kapalı. Sadece pazar günü kapalı. Pazar günü kapalıymış. Biz de şimdi öğrenmiş olduk. Söz... Tamam peki. Olsun, eyvallah sevgili seyir. Tamamdır. Çok güzel. Eyvallah. Afiyet şeker bal olsun. Sen de orada yiyeceksin büyük bir ihtimalle. Şimdi oturup o ünlü haşlamayı diyelim. Tam böyle yemekten de bahsettik. Gıda mühendisleri gene bir 20-30 tane arkadaşım gelmiş. Hepsi atmışlar mesajları, artık kadro istiyoruz, atama istiyoruz. İşte belediyelerde, Sağlık Bakanlığı'nda,
mutlaka atama istiyoruz. Gıda mühendislerinin işlerini başkaları yapmasın. Biz bu okulu okuduk. 6 yıl okuyanımız var. Yüksek lisans yapanımız var. Bizi de duyun, görün diyorlar. Onların mesajını okumazsan buradan ayıp olur. Onların da bu isteğini iletelim. Sonra da devam edelim. Efendim, çiftçiler için tarım kartlı hayat başlıyor. Tarım kartla çiftçi daha hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alacak. Hem de evinden, tarlasından ayrılmadan, ilçeye dahi gitmeden. Tarım kart mazot, gübre, yem alımlarındaki ödemelerde kullanılabilecek. Tarım kartla ihtiyaçlar bekletmeden alınacak. Ödemeler hasatta yapılacak. İsterse bu kartla krediyi kullanacak. Hasat gününü beklemeden, hasattan önce paraya ulaşımı bir defa olacak. Çiftçinin yüzünü güldürecek proje için imzalar atıldı. Kartın tanıtımı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla yapıldı. Çiftçimiz hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alacak. Evinden, tarlasından ayrılmadan, ilçeye gitmeden işini yapabilecek. Paraya ulaşımı var. İsterse gübresini bu kartla alacak, mazotunu bu kartla alacak, yemini, suyunu, isterse danışmanlık hizmetini ve tüm hizmetlerini bu PTT kartla alıyor olacak. Tarım kartla çiftçiye yıllık tahmini 2,5 milyar lira kredi ödemesi sağlanacak. Kartla PTT şubelerinden ve ATM'lerden yapılacak işlemlerde de hiçbir komisyon ya da işlem ücreti alınmayacak. Tarım kart ile çiftçimiz de artık PTT'nin gücünden daha da faydalanacak. Adeta gücüne güç katacak. Yaklaşık 550 bin kooperatif ortağına PTT kart dağıtılacak. Tarım kart pilot uygulamanın ardından yeni yılda çiftçilerin kullanımına sunulacak. Efendim 3 Ekim'de başlayacak yerli üretime yeni logo zorunluluğuna ilk destek Akdenizli şeflerden geldi. Turistik tesislerde yerli malı kullanımı ve tanıtımı için 869 yerli ise yeriz kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında şefler ilk olarak tamamen yerli ürünlerle yapılan yemekleri 16-19 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek fuarda ziyaretçilere sunacak. İçinde 200 mutfak şefini barındıran Antalya Gastronomi ve Eğitimciler Birliği Derneği öncülük etti. Fuarcısından satın almacısına kadar gastronomi sektörünün tüm paydaşları destek verdi. Türkiye'nin uluslararası ticaretteki barkod numaralarından biri olan 869'dan yola çıkılarak 869 yerli ise yeriz kampanyası başlatıldı. Bizim amacımız yerli malının desteklenmesi, üreticinin desteklenmesi, endüstrinin desteklenmesi. Kampanyanın Antalya'dan başlatılmasının önemi de büyük. Çünkü 2000'in üzerindeki turistik tesisiyle Türkiye'nin ev dışı tüketiminde en çok paya sahip ili Antalya. Bundan böyle turistik tesislerde kullanılan tüm ürünlerin yerli olmasına dikkat edilecek. Yerli ise yeriz kampanyası Antalya'daki otellerden başlatıldı. Ancak kampanyayla esas hedeflenen tüm Türkiye geneline yayılması ve yerli malı kullanımının ve tanıtımının teşvik edilmesi. Bu kapsamda gastronomi sektörü büyük bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. Ocak ayında Antalya Expo Center'da düzenlenecek yiyecek içecek ve otel ekipmanları fuarı yerli malı ürünlerin ve yemeklerin ön plana çıktığı bir adres olacak. Orada yapacağımız bütün etkinlikler tamamıyla yerli ürünlere de yerli firmalar, %100 yerli firmaların sponsorluğunda ve ürün tanıtımlarıyla ilgili büyük bir lansman olacak. Efendim Eylül'ün başından beri av sezonu balıkta başladı ve palamut çok bol çıkıyor. Gerçekten dün haberini vermiştik. Mesela sadece bir tekne 40 tona yakın palamut yakalamıştı. İşte bu bolluk tezgahlara da yansıdı. Palamutun fiyatı görüyorsunuz. İstanbul'da bile 15 lira civarında irisi satılıyor ki Karadeniz'de 12,5 lira 15 liraya gerçekten büyük boy palamutlar satılıyor. Tabii şimdi palamut çıkıyor. Hamsi de çıkıyor. Hamsinin boyu tartışma yarattı. Hamsinin boyuyla ilgili 9 santimi geçmesi durumuyla ilgili sektör temsilcileri bir ay ertelensin hamsi avı diyorlar ama esnaf duruma tepkili. Şimdi bir de hava soğuyor. Havanın soğumasıyla beraber o hamsi iyice kıyıya doğru gelecek. Birazcık daha yağlanacak filan. Bakalım ne olacak? İzleyelim. Denizlerde av yasağı bitti. Tezgahlar doldu taştı.
Balık sezonu bu yıl bereketli başladı. Hamsi, palamut tezgahları şenlendiriyor. Esnaf satışlardan memnun. Su ürünleri sektör temsilcileri ise hamsinin istenen boya ulaşmadan tezgahlarda yer bulmasından şikayetçi. Bu sene maalesef Marmara Denizi'nde de görüyoruz şu anda. Hamsi balığı 9 santimin altında. Bu kadar önemli olan hamsinin de devam edebilmesi için geçici olarak Eylül başında söylediğim bir aylık bir yasak konmasıyla. Esnafsa hamsideki boy farkının yetiştikleri denizle ilgili olduğu görüşünde. 9 santimden kastınız. Balığın nereden geldiğine bağlı. Karadeniz hamsisini mi 9 santimin altında istiyorsunuz, Marmara'nın mı? Marmara dediğiniz balık zaten büyük olur ama lezzetli olmaz. Karadeniz hamsi zaten ufak olur, büyüğünü bulursan da zaten lezzetsiz olmaz. Hamsi 96, 97, 98, 90, 2000 fark etmez. Hep küçüktür ama lezzeti büyüktür. Ha, Marmara ve Çanakkale hamsi iridir ama lezzeti azdır. Tezgahlardaki bolluk fiyatları da yansıdı. İstanbul'da iriliyle göz dolduran yerli palamut 15, hamsi 10 liradan satışa sunuluyor. 1 Eylül itibariyle balık sezonu başladı. O denizlerdeki bolluk bereketli tezgahlara yansıdı. Tabii tezgahlarda en çok rağbet gören de yerli palamutlar oluyor. 15 liradan alıcısını bekliyor. 40 gündür palamut satıyoruz. Önceden yarım kiloluk 400 gram palamut satıyorduk. 10 liraya 15 lira, şimdi 1 kiloluk palamut 15 lira. Evet efendim, yeni saatimiz başladı. Şimdi yeni saate önce şu havayla bir girelim isterseniz. Geçen hafta Perşembe gününden beri meteoroloji uyarıyordu. Hava soğuyacak. Neredeyse kimi yerlerde 8 ila 15 derece arasında hava sıcaklığı düşecek diye. Bugün sabahleyin yataktan kalkanlar fark ettiler hava sıcaklığının düştüğünü. Çünkü geceliğin, dün gece biz yayın yaparken çok kuvvetli rüzgar başladı demiştim, size hatırlayacaksınız. O kuvvetli rüzgar sabaha karşı fırtınaya dönüştü. Bayağı bir etkili oldu. Yağmurla beraber devam etti. Hayatı bayağı bir zorlaştırdı. Feribot iptalleri oldu. Deniz otobüsü iptalleri oldu. Birkaç tane de şimdi deniz otobüsü iptal bilgisi geldi. Onları da paylaşacağım biraz sonra sizlerle ama önce bir hava durumunun yarattığı görüntüye bir tanıklık edelim. Hava sıcaklıkları düştü. Yağışlı hava yeniden yurt genelinde etkili olmaya başladı. Özellikle Marmara bölgesinde kuvvetli sağanak yağışla birlikte rüzgar da etkili oluyor. İstanbul'da da sabah saatlerinde şiddetli rüzgar fırtınaya döndü. Bazı yerlerde ağaçlar devrildi. Vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar deniz seferlerini etkiledi. İdo ve Budo'nun açık deniz seferleriyle Çanakkale'de bazı seferler iptal edildi. Yağışlar Perşembe gününe kadar devam edecek. Sıcaklıklar Perşembe ve Cuma mevsim normallerine dönecek. Ancak yağış cumartesi günü yeniden dönecek. Yeni bir hava yağışlı hava kütlesi yurdumuzu etkilemeye başlayacak. Cumartesiden itibaren özellikle yurdumuzun batı kesimlerinde salı gününe kadar sağanak yağışların olmasını bekliyoruz. Ne yapalım, gelsin, yazın sıcaktan şikayet ediyorduk. Şimdi de yağmurdan şikayete başlayacağız, soğuktan şikayete başlayacağız. Ama hava böyle çok şükür dört mevsim yaşayan bir ülkedeyiz, bir coğrafyadayız. Çok da güzel bir ülkemiz var ama hava biraz can sıkabiliyor. İstanbul ve Çanakkale'de kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Uyarı nedeniyle bazı deniz otobüsü ve feribot seferleri de iptal edildi. Bilgisini şimdiden vereyim. Sabahleyin erken saatte yetişecekseniz haberiniz olsun efendim. İstanbul Deniz Otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Bandırma Yeni Kapı Bostancı 07.45 seferi, Kadıköy Yeni Kapı Bursa 07.50 seferiyle Bursa Armutlu Kadıköy 08.30 seferi yapılamayacak. Çanakkale'de de Gökçeada ile Kabatepe arasındaki bazı feribot seferleri iptal edildi. Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 10, 16 ve 21, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 7, 13 ve 19 feribot seferleri gerçekleşmeyecek. Yani yarın deniz ulaşımı bayağı zorlu Çanakkale civarında da. Şiddetli rüzgar Karadeniz'de de etkisini gösteriyor. Kestane karası fırtınası geliyor. Buna niye kestane karası dendiğini biliyorsun değil mi? O gibi rüzgar kestaneyi sallıyor ve düşürüyor. O yüzden kestane karası fırtınası deniyor. Zonguldak'ta 7 metreyi aşan dalgalar, 22 kilometre hızda rüzgar vardı ve Bartın'da da şiddetli rüzgar ve fırtına etkiliydi. Balıkçılar denize çıkamadı. Batı Karadeniz'de rüzgar etkili oldu. Zonguldak'ta dalgaların yüksekliği 7 metreye ulaştı. Saatteki hızı 22 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle balıkçılar ve ro-ro gemileri denize açılamadı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle dalga boyu 5 metreyi buldu. Dev dalgalar mendireyi aştı, balıkçılar denize açılamadı. Olumsuz hava koşullarının 2 gün daha devam edeceği belirtildi. Bartın'ın Amasra ilçesinde de saatteki hızı 30 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Balıkçılar denize açılamadı, yük gemileri ve tekneler limana sığınmak zorunda kaldı. Samsun başta olmak üzere Karadeniz'de kestane karası fırtınası uyarısı yapıldı. Balıkçılar kıyıdan ayrılamadı. Fırtına gelmezden önce tedbirimizi alalım dedik. Meteoroloji uyardı bizi. Kestane karası geldiğini söylediler. 7-8 zaman zaman 9 kuvvetinde eseceğini söylediler. Biz de o sebepten dolayı sabah erken saatlerde gelip kayıklarımızı çekekle dışarı çektik. Ordu'da ilgili tüm devlet kurumları olası sel afetine karşı hazırlık toplantısı yaptı. Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oldu. D100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. Trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz'de fırtına ve sağanak yağış uyarısı yaptı. Nasıl diyor balıkçımız? Diyor ki aldık önlemimizi, çekekle çıkarttık kayıklarımızı. Önlem almakta fayda var efendim, özellikle riskli durumlarda. Hava sıcaklığındaki bu ani düşüş tabii beraberinde hastalıkları da getiriyor. Uzmanlar özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı uyarıyor diyelim. Uzmanların uyarılarına bir kulak verelim. Hava sıcaklığı aniden düşüyor. İki gün arasında 10-15 derecelik fark olabiliyor. Bu durum özellikle solunum yolu hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Sıcaklık düşüşü ve perşembe gününden itibaren tekrar bir sıcaklık artışı göreceğiz. Dolayısıyla gripal enfeksiyonlara karşı da vatandaşlarımızın tedbirli olmasında fayda var. Soğuktan çok insanların kapalı ortamlarda yakın temas halinde bulunmak zorunluluğundan kaynaklanıyor. Sadece bazı virüsler hava soğuk olduğu zaman dış ortamda daha uzun süre canlı kalabiliyorlar. Soğuğun tek etkisi bu aslında. Yani hastalıkların kolay yayılmasıyla grip, zatürre, orta kulak iltihabı, nezle gibi şikayetler artabilir. Bu nedenle sıkı giyinip bağışıklığı güçlendiren besinler tüketmenin yanında tedbirli olmak gerekiyor. Bir belediye otobüsüne bir tane hasta insan girerse etrafındaki 10 tane insana bulaştırabilir bunu. O yüzden bu insanların kendilerini toplumdan uzak tutması lazım. Hasta görünümlü insanlar genellikle şöyle diyoruz. Bu mevsimsel gripte, işte nezlede falan mümkünse işte bir metreden daha yakınına yaklaştığınızda tedbir almanız lazım. Nedir bu tedbir? İşte maske takmak gerekebilir. El temizliğine dikkat ederek sadece solunum yoluyla bulaşan hastalıkları %50 oranda azaltmanız mümkün. Hastalıklara karşı bilinçsiz ilaç kullanmaksa iyileşme süresini uzatıyor. Dikkat edeceğiz ama en güzeli ne biliyor musunuz? Yani bütün doktorlar bu uyarıyı yapar. Ellerimizi temiz tutacağız sürekli. Eller sık sık yıkanacak. Çünkü en çok hastalığın bulaştığı şeyler bize bu eller, kendi ellerimiz. Cam Gözoğlu Aktaş Norveç'ten selam etmiş. Bizden de Norveç'e selam olsun. İsa Beyciğim, birkaç kere atmışsınız mesaj Sayın İsa Kalkan af konusunda. Şimdi evet, çok konuşulduğunu, çok tartışıldığını biliyorum ama biz haberde bir gelişme olduğu zaman buradan mümkün olduğu kadar aktarıp size bilgi vermek istiyoruz. En son gelişme malum ortada. Milliyetçi Hareket Partisi teklifini verdi. Teklifle ilgili Sayın Genel Başkan Yardımcısı açıklamayı yaptı. O açıklamanın detaylarını paylaştık sizlerle. Bu açıklamaya gelen tepkileri de paylaştık ama onun üstüne herhangi bir gelişme yok şu an için. O gelişmeler oldukça, geliştikçe haberdar ederiz biz size ama somut bir şey olsun, somut bir gelişme olsun ki size haberdar edelim. Boşu boşuna sizi de yormayalım, biz de yorulmayalım diye uğraşıyoruz. Derdimiz yeter ki bir somut gelişme olsun, somut bir bilgi ortaya çıksın. O somut bilgi doğrultusunda biz de bu konuda eğer bir gelişme olursa mutlaka size aktaracağızın sözünü verelim. Devam edelim efendim. Efendim, ellerinde taş ve balyozlarla marketleri, elektronik marketleri soyan bir çete çökertildi. Kocaeli polisi
bir TEM otoyolu üzerinde soygun yaptıkları belirlenen çeteyi yakaladı. Gözlerine kestirdikleri iş yerlerinin camlarını taş ve balyozlarla kırdılar. İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin başka noktalarından milyonlarca liralık elektronik eşya çaldılar. Kocaeli Emniyeti çeteyi takibe aldı. Gasp Büro Amirliği ekipleri çete üyelerini TEM otoyolu üzerindeki bir iş yerini soymaya çalıştıkları sırada yakaladı. Çete üyelerinin yanında silah, balyoz ve levye gibi aletler de bulundu. Çaldıkları elektronik malzemeye el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 kişi hakkında adli süreç başlatıldı. Polis çete üyelerinin başka bağlantıları olabileceği şüphesiyle soruşturmayı derinleştirdi. Şimdi İstanbul trafiğinde drift yapıp, makas atıp, sonra da bunu marifetmiş gibi internette paylaşan şahıs. Efendim yakalandı bu trafikte terör estiren sözde sürücü. Ehliyetine el konuldu, cezası da kesildi. Gece demedi, gündüz demedi. Lüks otomobiliyle trafik güvenliğini ihlal eden ne kadar kusur varsa işledi. O anları araç kamerasıyla kaydetti. Gaza yüklenip arabasını yana kaydırdı. Aşırı hızla gitti, hızını hiç kesmeden akan trafikte makas atıp şeritten şeride geçti. Bu anları da sosyal medya hesabında paylaştı. Olay üzerine harekete geçen Sivil Trafik Ekipler Amirliği o görüntülerden yola çıkarak plakayı belirledi. Trafik canavarı kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki tavrı ise oldukça rahattı. Pişman mısın? Pişmanız. İyi şeyler değil bunlar. Trafikte terör estiren şahsın ehliyetine el konuldu. Para cezası kesildi. Size ne kadar samimi geldi? Adam gülümsüyor, pişmanız diyor. İyi şeyler değil tabii bunlar diyor. Bir de bir şey söyleyeyim, o arabayla herkes drift yapar. Yani çok sana has bir şey değil o. Ama işte trafikte yapmanın bir alemi yok bunu. Git özel pist mi? Madem o arabayı almışsın, paran var anlaşılan. Pist kirala, pistte ne yapmak istiyorsan yap. Niye milletin canını tehlikeye atıyorsun? Ya da milletin niye işine, evine gecikmesine sebep oluyorsun, değil mi? Devam edelim efendim. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin annesiyle dayısının içinde bulunduğu otomobil Manisa'da bir traktörle çarpıştı. Kazada yaralanan Pakdemirli'nin annesi ve dayısı hastanede tedavi altına alındı. Daha sonra da taburcu edildi. Kaza Üçpınar Manisa yolunda meydana geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin dayısı Cemali Çetin'in kullandığı otomobil saman yüklü traktörle çarpıştı. Kazada Bakan Pakdemirli'nin dayısı Cemali Çetin'in annesi Nurhan Pakdemirli yaralandı. Manisa Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Cemali Çetin ve Nurhan Pakdemirli bir süre müşahede altında tutulup gerekli tetkikler yapıldıktan sonra taburcu edildi. Konya'da motosikletin traktör römorkuna çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazanın yaşandığı o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Traktörün römorkuna çarptı. Hayatını kaybetti. Konya'nın Çumra ilçesinde Emrah Candan yönetimindeki motosiklet ilçe girişinde bir traktörün römorkuna çarptı. Candan motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Candan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Traktör sürücüsü gözaltına alındı. İstanbul'da otogarda iki taksici arasında silahlı kavga yaşandı. Saldırganın kaçtığı kavgada biri ağır, iki kişi yaralandı. Kavga Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi otogarında yaşandı. İki taksici arasında önce tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taksicilerden biri diğer taksideki iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralılar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik şeridi çeken polis olay yerinde inceleme yaptı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma sürüyor. Hatay'da bir iş yerinde oksijen tüpü patladı. Bir roket gibi havalanan tüp yakınlardaki fabrikanın çatısına düştü. Bir işçi yaralandı. Önce büyük gürültüyle patladı. Sonra bir roket gibi havalandı. Yakındaki fabrikanın çatısına düştü. Olay Hatay'ın Payas ilçesinde meydana geldi.
bir iş yerinin bahçesinde bulunan oksijen tüpü bilinmeyen sebeple patladı. Tüp patlamanın şiddetiyle havaya fırlayıp bir fabrikanın çatısına düştü. Fabrikada çalışan bir işçi hafif şekilde yaralandı. İstanbul Eyüp Sultan'da da ana isale hattının patlaması sonucu yolda göçük oluştu. Eyüp Sultan Topçular Mahallesi Muhtar Celil Kulaksız Sokak'ta yolun altından geçen ana isale borusu patladı. Park halinde bulunan bir araç hattın patlaması nedeniyle meydana gelen göçüğün içinde kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Hattan gelen suyu kesen belediye ekipleri vinç yardımıyla aracı çukurdan çıkardı. Olay sırasında araçta kimsenin olmadığı da öğrenildi. Bursa'da bir inşaatın hafriyat çalışmaları sırasında heyelan meydana geldi. O heyelan sonrası iddiaya göre çevrede hiçbir tedbir alınmadı. Çevredeki apartmanlar çökme riskiyle karşı karşıya, mahalleli ise yetkililerden yardım bekliyor. Gece uyuyamıyoruz. 3 aydır yapacağız dediler, yapmadılar. Her yağmurda bir parça daha kopuyor. Yani tedirginiz. Evet. Mahalleliyi uyutmayan, her gece diken üstünde tutan evlerinin yanı başındaki bu inşaat alanı. Bursa'nın Mudanya ilçesindeki inşaatın harfiyat çalışması sırasında heyelan meydana geldi. Şükrü Çavuş Mahallesi'nde 3 ay önce oluşan o heyelan sonrası iddiaya göre herhangi bir önlem alınmadı. Mahalle sakinleri bu konudan tedirgin, korku dolu geceler yaşıyorlar. Yani bazı binalarda çatlama olduğu falan söyleniyor. İmza topladılar, yetkililerden yardım istediler. Ancak yine de soruna bir çare bulamadılar. Dileki verdikten sonra ikinci bir çöpe daha oldu bu yağmurlarla birlikte. Müteahhite ulaşamıyoruz. Burada herhangi bir tabela da yok. Heyelan sonrası oluşan çökme riski çevredeki apartmanları tehdit ediyor. Mahalle sakinleri korku içinde yetkililerin bir an önce duruma müdahale etmesini bekliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi herhalde bu işle ilgilenecektir diye tahmin ediyorum. Yani müteahhitten ses gelmiyorsa o müteahhitten mahalleliye ses gitmesini bir sağlasın Büyükşehir Belediyesi. Yani o insanları orada tedirgin etmenin hiçbir alemi yok değil mi? Arkadaşlarıyla avlanmak için ormana gitti, bir daha kendisinden haber alınamadı diyor sıradaki haberimiz. Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki ormanlık alanda kaybolan Murat Yıldız için jandarma ve AFAD ekipleri geniş çapta bir arama başlattı. Ancak Yıldız'dan henüz sevindirici bir haber yok. Arkadaşlarıyla av için gittiği ormanda kayboldu. AFAD, jandarma ve komando birlikleri onu bulmak için seferber oldu. Görüntüler Ankara'nın Beypazarı ilçesinden. Murat Yıldız, 3 çocuk babası, Ankara'da yaşıyordu. 45 yaşındaki Murat Yıldız, iş yerinden arkadaşlarıyla Beypazarı'nın Dereli köyüne avlanmak için gitti. İddialara göre ormanlık alanda geziniyordu. Kısa süre sonra Eşme Deresi çevresinde kayboldu. Pazar günü saat 1'den beri aranıyor. Bugün salı, saat 10.30-11 oldu. Halen bir izgi yok. 11.30-12 civarlarında da hani dağa gittiğini söylediler annemler. Ondan sonra da işte yanındaki arkadaşlar da 1.30'da onu kaybettiklerini söylediler. Murat Yıldız'dan cep telefonunu araçta bıraktığı için uzun müddet haber alınamadı. Durum ailesine bildirildi. Bunun üzerine Yıldız ailesi ve köy halkıyla birlikte ormanda didik didik arandı. Ancak bir ize rastlanmadı. Devreye bu kez AFAD, komando ve jandarma birliklerinden oluşan 100 kişilik ekip girdi. Jandarmanın istakip köpekleri, AFAD'a ait dronlar 20 kilometrelik alanda tarama yaptı. Ancak Murat Yıldız'dan sevindirici bir haber gelmedi. Gelen arkadaşlar şurada kaybettik diyor. 10 dakikanın içinde bir insan buhar olup uçamaz ya. Yok böyle, biz bulamadık. Olay üzerine Yıldız'ın ailesi arkadaşları hakkında şikayette bulundu. 3 şüpheli çelişkili ifadelerinden dolayı gözaltına alındı. Bakalım ne çıkacak? Tiyatro ve sinema oyuncusu Yakup Yavru film festivali için gittiği Adana'da kaldığı otelde kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Usta oyuncu için Adana'da bir tören düzenlendi. Yakup Yavru'nun cenazesi daha sonra memleketi Amasya'ya gönderildi. Usta oyuncu Adana'daki festivale 25. yıl emek ödülünü almak üzere gitmişti. Uluslararası Adana Film Festivali'ne acı haber damgasını vurdu.
Festivale katılmak için Adana'da bulunan tiyatro ve sinema oyuncusu Yakup Yavru hayata veda etti. Yakup Yavru ödül almak için gitmişti Adana'ya. Gala gecesinde sinema severler ve sanatçı arkadaşlarıyla bir araya gelen Yakup Yavru, gece kaldığı otel odasında kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakup Yavru 66 yaşında vefat etti. Usta oyuncu için Adana Büyükşehir Belediyesi tiyatro salonunda cenaze töreni düzenlendi. Yakup Yavru'nun Türk bayrağına sarılı tabutu tiyatro sahnesine götürüldü. Sanatçı arkadaşları bu kez Yavru'ya veda için tiyatro salonundaydı. Bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Bir ömür sanata almış ve o sanatın zirve festivallerinden birinde onun müziken hayatı gözlerini yumuştur. Ben Türk sinema camiasına, Yeşilçam'a, ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekan cennet olsun. Festival kapsamında kendisine verilecek olan 25. yıl emek ödülü tabutunun yanına konuldu. Kur'an tilavetinin ardından usta oyuncunun cenazesi memleketi Amasya'ya gönderildi. Yakup Yavru 22 yıllık tiyatro ve sinema kariyerinde birçok film ve dizide rol aldı. Hatay, Reyhanlı'daki cilve gözü gümrük kapısı yine bir drama tanıklık etti. Suriyeli Naccar Kadur, 4 yıldır görmediği ailesine sınır kapısında kavuşabildi. Oğlunu ve torunlarını gören Suriyeli kadın duygusal anlar yaşadı. Binlerce hikayeye tanıklık etti cilve gözü gümrük kapısı. Suriye'de iç savaş başladığından bu yana sivillerin en aktif kullandığı kapılardan biri oldu. On binlerce Suriyeli sivil bu kapıyı kullanıp Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Kadur ailesi de onlardan sadece biri. 55 yaşındaki Suriyeli Naccar Kadur'un oğlu 4 yıl önce eşi ve çocuklarını alarak Türkiye'ye göç etti. Oğlunun Hatay Valiliğine talepte bulunması üzerine Naccar Kadur 4 yıl sonra Türkiye'ye gelebildi. Cilve gözü sınır kapısında bunun gibi binlerce yaşam hayat hikayesi görmek mümkün. Aileler burada yıllardır görüşmedikleri yakınlarıyla bir araya geliyor. Reyhanlı'daki cilve gözü gümrük kapısına gelen Naccar Kadur'u oğlu ve ailesi karşıladı. Savaş ailemi böldü. Bir kısmı Türkiye'ye geldi, biz kız kardeşimle Humus'ta kaldık. Bir süre sonra İdlib'e göç ettik. Şimdi de çocuklarımın yanına Türkiye'ye geldim. 4 yıl sonra onlara kavuştuğum için çok mutluyum. Suriyeli kadın 4 yıldır görmediği oğlu, gelini ve 2 torununa sarılarak gözyaşı döktü. Olsun, her şeye rağmen kavuşmak güzel değil mi? Çocuklarımızın eğitimi, geleceğin inşası için çok önemli malumunuz biliyorsunuz ama tabii herkes eşit şartlarda yaratılmadığı için o güzel eğitime kavuşmakta bütün çocuklar için aynı kolaylıkta olmuyor ne yazık ki. Ama o okuma hevesi gözden kaçmıyor hiçbir zaman. Özellikle mesela dün İstanbul'da bir cep telefonuna yansıyan o görüntüde olduğu gibi. Bir çocuk atık kağıtları toplamış. O atık kağıtları topladığı atık kağıtların üzerine oturmuş ve okuyor efendim. İzleyelim. Küçük bedeniyle koca atık arabasının üzerinde elinde bir kalem, önünde bir defter. Cep telefonu kamerasına yansıyan bu yürek burkan manzara İstanbul'da kayıtlara geçti. Burası Arnavutköy. 10 yaşlarında atık toplayarak geçimini sağlayan bir çocuk ekmek teknesinin üzerine oturuyor. Yanı başında çöp konteynerleri. Nereden buldu bilinmez ama elinde bir defter var. Kalemiyle bir şeyler yazmaya çalışıyor. Küçük çocuğun üzeri kir pas içinde. Yüreğinin temizliği ise çevredekilerin dikkatini çekiyor. Yokluklar içinde olsa dahi okuma hevesinden vazgeçmeyen çocuk görenleri duygulandırıyor. Tabii ben de sanki ödevini yapmaya çalışıyormuş gibi bir düşünce yarattı ama öyleyse bile gerçekten insanı cız ediyor tabii.
Liselerde müze eğitimi seçmeli ders olarak müzelerde verilecek diyor sıradaki haberimiz. Turizm meslek liselerinde İngilizce ve Rusça zorunlu ders olacak. Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi kurulacak. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi işbirliği protokolü imzalandı. Protokol Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy tarafından imzalandı. Biz çok daha farklı, çok daha değişik işlere imza atacağız ve inanılmaz bir işbirliği potansiyelimiz var. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi için işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle orta öğretimde ilklere imza atıldı. Müze eğitimi seçmeli ders olacak. Öğrenciler müzelerde ders görecek. Belli başlı müzelerimizde onların ders görebilecekleri sınıflar dahil gerekli ortamı müzeden sonra bakan yardımcımın önderliğinde hazırlayacağız. 24 Kasım'dan itibaren bakanlığa bağlı müzeler öğretmenlere ücretsiz olacak. Milli Eğitimle Kültür ve Turizm Bakanlıkları arasındaki protokolle önemli yenilikler geliyor. Turizm meslek liselerinin programları yeniden yapılandırılacak. Hazırlıkta İngilizce ve Rusça mecbur lisan oluyor. Daha sonraki yıllarda Almanca, Fransızca, Arapça ve Çince seçmeli olacak. Yani turizm meslek lisesinden mezun olan bir öğrenci en az iki lisanı, çok iyi bir lisanı da yeterli derecede öğrenmiş olacak. Öğrenciler eğitimlerini otellerde alacak. Otel yöneticileri de eğitim verecek. Gençlerimize turizmi sektör olarak kabul ettirmekte zorlanıyorduk. Eğitimi lise çağında başlatıyoruz ve lise çağından itibaren düşünsenize daha 16-17 yaşına gelmiş bir çocuk çok ciddi paralar kazanmaya başlayacak. Yani bu sektörün de verdiği emeğin karşılığını daha lise çağından itibaren almaya başlayacak. Bir diğer adımsa geleneksel Türk sanatları için atıldı. Ebru, hat, ahşap ve daha nice sanat dalının öğretileceği meslek lisesi kurulacak. Geleneksel Türk sanatları konusunda herhangi bir okul açılmamış. Bu ilk olacak. Türk sanat tarihi açısından ve bu sanat kollarının, el sanatlarının ve diğer geleneksel sanatların geleceğe aktarılması konusunda çok özel bir girişim. Çok önemli efendim. Eğitimle ilgili farkındaysanız her gece bulabildiğimiz kadar çok haber veriyoruz. Çünkü çok önemsiyoruz gençlerimizin eğitilmesini, onların donanımlı olmasını. Bu protokol çok önemli. İzlediğiniz üzere turizm sektörüne yetişmiş eleman sıkıntısı oldukça fazla. İşte bunu kapatmak için de sektörden gelmiş zaten Sayın Ersoy. Dolayısıyla Sayın Milli Eğitim Bakanı da öyle, eğitim sektöründen her iki bakanın bu ortaklığı da büyük önem arz ediyor. Devam edelim bir diğer eğitim haberiyle. Bu okuldaki matematik kağıtlarda değil duvarlarda, ağaçlarda geometri, kelebekte simetri, petekte altıgen, deniz kabuğunda spiral, yani doğanın her noktasında matematik var. Manisalı ortaokul öğrencileri doğayla ilişkisini kavrayınca en sevilen ders matematik olmuş efendim. Okulda sevimli matematik koridoru. Manisa Geniz Ortaokulu'nda duvarlar eğlenceli matematik bilgileriyle süslendi. Doğada, bilimde, sanatta matematiğin varlığını keşfeden öğrenciler matematik dersinde başarılarını da arttırdı. Altın olabilisine baktığımızda bunların hepsinin belli bir sırayla, belli bir kurala göre dizildiğini görüyoruz. Matematiğin hayatımızda her yerde karşımıza çıktığını bu sokaktan sonra öğrendim. Matematiği anlatırken doğa, bilim, sanat ve mimariden ilham alındı. Bu çalışmayı yapmaktaki amacımız öğrencilerin zihinlerine görsellerle hitap ederek matematiğe dair olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktı. Kar tanesinin ve deniz kabuğunun farklı geometrik şekillerden oluştuğunu, kelebeklerin simetriye sahip olduğunu ve ağaçlarda da fraktal olduğunu öğrendim. Arıların yaratılışındaki kodlanmış matematiği öğrendim. Nereye baksam matematiği çağrıştırıyor. Mimar Sinan'ın yapmış olduğu Selimiye Camii var. Her bir santiminde ayrı bir matematiksel ayrıntıya dayanır. Çocuklarının ilgisi velileri de memnun etti. Korkmuyor, kendine güveni daha çok arttı. Çok şey değişti. Hani duvarlarda görünce çok daha kavraması kolaylaştı. Bize de öğretiyor, biz de daha çok sevmeye başladık. Matematik sevgisi %34'lerden yıl sonunda yaptığımız, geçen yıl yaptığımız anketlerde matematik sevgisi %86'ya çıktı.
Gerçekten de öyle değil midir? Yani en çok korkulan derslerin başında hep matematik gelir. Ya da matematik gelmiyorsa orası biraz sayısal, biraz kuvvetli ise Türkçe edebiyat gelir. Özellikle lisede büyük sıkıntıdır. Hiç kimse biyolojiden korktuğunu, kimyadan, fizikten korktuğunu söylemez de matematikten, edebiyattan, Türkçeden çok korkarız biz öğrenciyken. Ama bakın işte öğretmenler böyle bir yaratıcılıkla çok güzel bir çözüm bulmuşlar. Matematik sevdirilmiş. Aynı şekilde edebiyat da sevdirilir. Çünkü bir tarafa yatkın olunca diğer taraftan biraz korkup çekiniyoruz. Sonra 4.5'dan 5'e aldık mı rahat ediyoruz ama öyle değil. Hepsi keyifli. Hepsinin tadına varmak lazım. Şarkılar dostluk için söylenecek diyor sıradaki haber. Her yıl dünyada milyonlarca kişinin takip ettiği Asya Pasifik Şarkı Festivali. 2 Ekim'de Türkmenistan'da düzenlenecek. Türkiye'yi besteci Metin Özülkü'nün Kimin Umurunda adlı eseri temsil edecek. Kültürlerin ve dostluğun buluştuğu ABU Şarkı Festivali'ne sayılı günler kaldı. Asya Pasifik'in sesi bu yıl 7. kez yankılanacak. Yarışmacı kimlikten ziyade orada ülke kültürlerinin yansıtıldığı bir organizasyon var. TRT Müzik Kanalı olarak biz o organizasyonda yer alıyoruz. Bir kültürel zemin var, kültürel platform var. 2015 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin bu yılki adresi Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat. Festivalde Türkiye, bestesi Metin Özülkü'ye ait Kimin Umurunda şarkısıyla temsil edilecek. Hakikaten ortaya güzel bir şey çıktı. Herkes taşın altına elini koydu. İnşallah çok güzel bir şekilde temsil edeceğiz ülkemizi. Milli ve bu topraklara ait bir takım duyguları yansıtacak bir müzik eseri ortaya çıksın diye düşündük. Ortaya çıkan eser bizi ziyadesiyle memnun etti. Eseri genç sanatçılar Güliz Ayla ve Bahadır Tatlıöz seslendirecek. Bir yarışma değil de bir dostluk festivali içerisinde aslında ülkeler arası kaynaşma, kardeşlik, dostluk, bir şeyler paylaşma festivali olması. Bu projede olmaktan büyük mutluluk duyuyorum tabii. İstanbul'un eşsiz manzarasının yansıdığı klip festivalde milyonlarca insanın beğenisine sunulacak. ABU Şarkı Festivali 2 Ekim'de 15 ülkeyle aynı anda canlı yayında TRT Müzik ekranlarında olacak. Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca akar can özümde sel gizli gizli bir tenhada can cananı bulunca Sinam yaralar yaroy 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 dil gizli gizli dil gizli gizli. Efendim 6 sene oldu kaybedeli ama bu toprağın yani Anadolu'nun müziğini sevip de ondan bir gönül daha dinlemeyen, işte bir zahidesini böyle kulağına böyle şey gibi, yani Bozkır'ın tezini isterler ama böyle zurna gibi kulağına işler o. Acayip bir şeydir, çok güzel söylerdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Anıldı, mezarının da başında anıldı Neşet Ertaş, biz de bir analım. Anadolu abdal geleneğinin son temsilcilerindendi. Garipti. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş ölüm yıl dönümünde anılıyor. 6 yıl önce hayatını kaybeden Ertaş için Kırşehir Bağbaşı Mezarlığı'nda Kur'an-ı Kerim okundu. Acılar paylaşıldıkça azalıyor tabii. Bütün memleket acımızı paylaştığı için bize bizden daha çok babamıza sahip çıkıldığını görüyoruz. Hiçbir zaman kıskanmadık. Ben kime ya? Yıllar geçse de Neşet Ertaş'a duyulan özlem azalmadı. Ölüm sen oldun. Anadolu topraklarının yetiştirdiği en önemli isimlerden biridir Neşet Ertaş. Sadece eserleriyle değil, kişiliğiyle, sözleriyle, davranışlarıyla, her şeyiyle gerçekten örnek bir insan.
Çocukları, kardeşleri, akrabaları ve sevenleri büyük halk ozanı için dua etti. Mütevazıydı, yardımseverdi, gönül dostuydu. Neşet Ertaş yaşarken UNESCO Dünya Yaşayan İnsan Hazinesi listesine dahil edilmişti. Çok sayıda plak ve kaseti bulunan büyük halk ozanı 2012 yılında kanser tedavisi gördüğü İzmir'de yaşamını yitirmişti. Neşet Ertaş'ın yıllar önce program yaptığı TRT Ankara Radyosu'ndaki stüdyoda da büyük ozan için anma programı vardı. Eser bırakanlar ölümsüzdür. Biz onun yokluğunu, türkülerini hep okuduğumuz için asla aramıza yokmuş gibi davranmadık. Öyle de hissediyoruz. O hep bizimle beraber. Özlem, çıkışa bir gönül daha buluruz değil mi? Son kapanışa şöyle. Neredesin? Ha, ikide misin? Peki, ikiye bakayım o zaman. Nereye bakıyor diyor. Beni takip edeceksin. Nereye bakıyormuş? Çıkışa bir gönül daha. Tamam mı? Onunla veda edelim. Şimdi Fatih'in kayıp sarayı ayağa kaldırılacak. Edirne Sarayı'nda kalıntılardaki kazı çalışmalarına 3 yıl aradan sonra yeniden başlandı. Öncelikle sarayın toprak altında kalan kısımları gün yüzüne çıkarılıyor efendim. Edirne Sarayı'nın kazı çalışmaları 3 yıl aradan sonra yeniden başladı. Her ne kadar Rus Savaşı'nda pek çok bina ortadan kalkmış olsa da burası çıktığı zaman Osmanlı Saray mimarisiyle ilgili, Osmanlı Saray yaşantısıyla ilgili çok daha söyleyecek sözümüz olacak. Trakya Üniversitesi'nin yürüttüğü kazı 176 dönüm arazi üzerinde yapılıyor. Bir an önce kazıların yapılıp aslına uygun olarak inşası hem medeniyetimizi anlatmak açısından hem bölge açısından çok ciddi bir önemi var. Yapılarıyla beraber, yaşanmışlıklarıyla beraber, hikayeleriyle beraber, her şeyiyle beraber korkunç bir hazine. Bu hazineyi inşallah hep beraber ayağa kaldıralım. Çalışmalarda Cihan Nüma, Adalet, Kum Kasrı ve Matbahı Amire gibi birçok unsur toprak altından çıkarılacak. Böylelikle Türk-Osmanlı saray mimarisine dönük birçok yeni bilgi edinilecek. Edirne Sarayı'nın temeli 1450 yılında 2. Murat döneminde atıldı. Fatih Sultan Mehmet zamanında tamamlandı. Fatih İstanbul'u fethinin planlarını burada yaptı, surları yerle bir eden topları burada döktürdü. Saray 1752'deki büyük deprem ve 1776 yılındaki yangınla ağır tahribata uğradı. Cephanelik olarak kullanılan saray 1877'deki Rus Savaşı'nda düşmanın eline geçmemesi için patlatıldı. Sarayın birçok yapısı yıkıldı. Kalıntılar ve taşlar yağma edildi. Edirne Sarayı bu nedenle Fatih'in kayıp sarayı olarak nitelendiriliyordu. Efendim, Kahramanmaraş'ta kışlık hazırlıkları başladı. Bertiz Yaylası'nda yetişen kabarcık üzümünden pekmez, şıra, Maraş sucuğu gibi çeşit çeşit kışlıklar hazırlanıyor. İmece usulüyle her gün bir bahçede toplanıyor çiftçiler ve geleneklerini de sürdürüyorlar. Üzümler asmalardan salkım salkım toplanıyor, kasalara diziliyor. Yamaçlardan eşekle taşınıyor. Kahramanmaraş'ın Bertiz Yaylası'nda bağ bozumu başladı. Bölgemizde üzüm hasatımız başlamıştır. Bağ bozumu denir bunun diğer ismine. Burada daha önceki sattığımız sofralık üzümlerin arta kalanlarını şıra dediğimiz bir şekilde yapıyoruz şu anda. Yaylada yetişen kabarcık üzümleri önce tek tek ayıklanıyor. Üzümlerin ezilerek suyu çıkarılıyor. Şıra büyük kazanlarda saatlerce kaynatılıyor. İstenilen kıvama gelinceye kadar karıştırılıyor. Pekmeze dönüşen üzüm suyundan bastık, pestil, sucuk gibi çok sayıda ürünler elde ediliyor. Cevizimizi biz yaşken kırıyoruz, onu iplere diziyoruz ve sonra da hapsa dediğimiz kıvama gelince de sucuk olarak batırıyoruz. Kışlıkları hazırlamak için her gün bir bahçede toplanan çiftçiler yardımlaşma geleneğini de nesillerdir devam ettiriyor. Çok severim bu cevizi sucuğu. Ya, güzel Anadolu'm ya. Antalya'da da IMC usulü hazırlanan kış yiyeceklerinden biri erişte. Aksekili kadınlar her gün bir komşuda toplanıyorlar.
türküler söylüyorlar, erişteleri kesiyorlar. Yapılan eriştenin bir kısmı da şehirdeki akrabalara hediye olarak gönderiliyor. Sulu şeftali de bizim yükümüz. Sen hancısın, ben yolcuyum ikimiz. Aksekili Ayşe Çoban 77 yaşında. Çocukluğundan beri her sonbahar yaptığı işi yapıyor, kışa erişte hazırlıyor. Ben 77 yaşındayım. Annem de çocukluğundan beri biz bu reçliği yaparız. Biz bunu İmece suyluyken komşularımla beraber yaparız. Çok vitaminlidir, çok değerlidir. Tüm kışlık yiyeceği tek başına yapmak mümkün değil. Bu nedenle her gün bir komşunun evinde toplanılıyor. Günde 80-90 yumurtayla sütle yoğuruyoruz. Yumurtayla sütle hamurunu yapıp ve açıp saçta bir o tarafını bir o tarafını döndürüp tavlayıp biriktiriyoruz. Erişte güneşte değil rüzgarda kurutuluyor. İnce şeritlere kesiliyor. Ev yapımı erişte akrabalara gönderilen çok değerli bir hediye aynı zamanda. Çarşıdan almıyoruz. Hediyelik, kışlık misafire de kendimize de herkesin çocuğu çocuğu olana da hediye gitmeye en münasip bir şeydir. Kadınlar günlerce süren kış hazırlığını eğlenceli hale getiriyor. İşimiz çok zor olduğundan bunları keseceğimizde birer de Türkiye aldırı veriyoruz. İşimiz kolay geliyor. Kestiğimizi bilmiyoruz. Ayşe Çoban ve komşuları kış için ayrıca salça, tarhana, pekmez ve turşu da yapıyor. Yapıştım elinden, çektim dua. Çok güzel. Sahillerde yetişen Likya kumzambağı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bir çiçekmiş efendim. Koruma altına alındı. Bu çiçeği ticari amaçla koparanlara uygulanacak idari para cezası da neredeyse 50 bin lira. Likya kumzambakları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Ağustos-Ekim ayları arasında kumsallarda yetişen bu zambak türü dünyada nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösteriliyor. Kumzambakları 2016'da Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nce koruma altına alındı. Çiçek daha önce Antalya ve Sinop sahillerinde, şimdi de Hatay'ın İskenderun ilçesi Arsu sahillerinde görülmeye başlandı. Kokusu ve görüntüsüyle dikkat çeken bu çiçeğe zarar veren veya ticari amaçlı kullananın cezası büyük. Bu özel bitki türünün ticari amaçla sökülmesi halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 48 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor. Ve süslü kadınlar bisiklet turu etkinliği yurdun dört bir yanında renkli görüntülerle gerçekleşti. Sakarya'da ise ilk kez gerçekleşen etkinliğe ilgi büyüktü. Süslü giysileri, birbirinden güzel bisikletleri. Kadınlar Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu gibi Sakarya'da da caddeleri, sokakları şenlendirdi. Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamındaki etkinlik Sakarya'da ilk kez gerçekleşti. 6 yıldır onlar gerçekleştiriyor, neden bizim şehrimizde olmasın dedim. Ve ben de şehrimizde bu etkinliği, bu turu düzenlemeye karar verdim. Sakarya Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan yaklaşık 300 bisikletli kadın, trafik polisleri eşliğinde Atatürk Bulvarı'nda tam tur bisiklet sürdü. Muhteşem bir etkinlik, çok mutluyuz. Çocuğum, eşim, arkadaşlarımız, kulübümüz hep birlikte. Çark Caddesi istikametinden Serdivan ilçesine giden kadınlar bisiklet turunu Kent Park'ta tamamladı. Pek çok kadının eşi ve çocuğu da bisiklet gezisine eşlik etti. Süslü kadınlar geliyor. Tabii amaç pedal basmak, bir yandan da hani sporu yapmak. Bravo diyelim süslü kadınlarımıza. İp atlayarak Guinness Dünya Rekorlar Listesi'ne adını yazdırdı diyor haber. Mersinli kaporta ustası Ali Polat tek ayakla 252 kez ip atlayarak dünya rekoru kırdı. Ali Polat Tarsus'ta belediye bünyesinde kaportacılık yapıyor. Aynı zamanda o bir sporcu. Çocukluğundan beri ip atlamaya meraklı. Ben çocukluğumdan beri zaten ip atlarım. İp atlıyordum ama yani yarışçılara baktım. Bayağı yakınım onlara. Onları geçebileceğimi düşündüm. Sosyal medyada ip atlayanlardan esinlenen Polat antrenmanlara başladı. Guinness Dünya Rekorlar kitabına adını yazdırmak için çalıştı. Çalıştık. Bir senedir çalışıyoruz. Bayağı zorlandık. Guinness'in istediği sayıya ulaştık. Hatta geçtik bile. Tek ayak üzerinde bir dakikada 252 kez ip atladı.
En fazla atlayan 220 tane. Biz 252 tane atladık. Guinness 250 istemişti. En yakın rakibimize 32 tane fark attık. Polat adını Dünya Rekorlar kitabına yazdırmaktan çok mutlu. Tanımadığım kişiler bile Türkiye'mizin adını dünyaya duyurduğun için, Türk milletine bu mutluluğu yaşattığın için çok çok teşekkür ediyoruz diye mesajlar atıyorlar. Yurt dışından da yurt içinden de. 50 yaşında rekor kıran sporcu herkesi spor yapmaya davet ediyor. Efendim şimdi benim bir hemşerim Rizeli, Togay Uzun, evin alt katında kayığı yapıyor. Ama o kayığı oradan çıkartmak lazım. Duvarı yıkıyor, kayığı çıkartıyor oradan. Ve kayığı denize ulaştırmak için elinden gelen her şeyi de yapıyor maşallah hemşerim. Diş teknisyeni Togay Uzun, dede mesleği kayıkçılığa merak sardı. Evinin alt katını atölyeye çevirerek işe başlayan Uzun, 2 yıllık çalışma sonrası kayığını bitirmeyi başardı. Dede mesleği olan kayıkçılığı ben de heves ettim. Evimin altında kendim bir kayık kurdum. Allah'ın izniyle bitirdik. Ama bir sorun vardı. Kayık denize nasıl ulaştırılacaktı? Atölye olarak kullanılan evin duvarı yıkıldı. Komşuların yardımıyla kayık çıkarıldı. Normal bir ev kapısı var orada. Onu da kırmayı hesapladık zaten. Hani bittikten sonra kıracağız diye. Kayık vinç yardımıyla kamyona yüklendi, sahile taşındı. Bulunan ilginç çözümler sayesinde Togay Uzun'un kayığı denizde buluştu. Helal olsun hemşerime. Peki son bir haber. Sonra Neşet Ertaş hazırladı arkadaşlar. Onunla veda edeceğiz sizlere. Şimdi Peru'da 2 penguen yolunu kaybediyor efendim. Ve denizden kilometrelerce uzakta bulunuyorlar. Sonrasını izleyelim. 2 penguen yolunu şaşırdı. Kırsal alanda dolaşırken bulundu. Olay Peru'nun başkenti Lima'ya yaklaşık 350 kilometre uzaklıktaki bir kasabada meydana geldi. Penguenleri gören köylüler büyük şaşkınlık yaşadı. Penguenleri beslediler. Hatta onlara isim koydular. Penguenler 3 gün köylülerle kaldı. Ardından yetkililere teslim edildiler. Evet efendim biz sizden ayrılıyoruz bu gecelik. Yarın gece saat 1'de inşallah biz burada olacağız. Umarım siz de orada olursunuz diyelim. Sizi büyük ustanın sesiyle gönül dağıyla baş başa bırakalım efendim. İyi geceler, iyi sabahlar. Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca akar can özümde sel gizli gizli bir tenhada can cananı bulunca sinamı yaralar yaroy 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 dil gizli gizli dil gizli gizli sinamı yaralar yaroy 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 dil gizli gizli dil gizli gizli olmazsa varılmaz rızasız bahçanın gülü derilmez kalpten kalbe bir yol vardır görülmez gönülden gönüle gider yaroy 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 yol gizli gizli yol gizli gizli gönülden gönüle yaroy
yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy. Yol gizli gizli, yol gizli gizli.